enteresan bir şey söyledi. Midesi alınmış mide kanserinden ötürü ve midesi olmadığı için hocam kan şekeri ben dedi kan şekerim çok hızlı yükseliyor ve hiçbir tele hiçbir kanalda da dedi böyle bir bir organı alınmış insanlarla ilgili beslenme nasıl beslenmeliler Hı -hı. nelere dikkat etmeliler. Çok güzel. Hocam size yöneltiyor bu soruyu. Bununla tamam. başlayalım mı madem öyle? Evet. Şimdi bakın midesi alınmış diyorsunuz. Burada midenin ürettiği çok önemli hormonlar var, proteinler var. Örneğin pepsin. Tabii bunlar üretilemediği için tükettiği gıdalardaki protein yükü tamamen bağırsaklara iniyor. Burada ne yapacak bu kişi? Nasıl beslenecek? Mümkün olduğu kadar fermente olmuş. Yani bu ne demektir? Ön sindirimi kolaylaştırıcı gıdaları tüketecek. Yani mesela yoğurt değil mi? Bir fermente evet. üründür. Mesela e, hiç şey yapmadığınız turşular çok faydalıdır. Yani bunlar fermente olarak ne oluyor? Sindirimi de kolaylaştırıyor ve bağırsak florasının da sağlıklı çalışmasında büyük oranda yardımcı özellikle gaz yapan gıdalardan uzak duracaklar. İşte bunlar kuru fasulyedir, nohuttur, salatalıktır. Bunların tüketiminde dikkatli olması lazım. Aşırı yağlı veya kızartmalardan uzak duracak. Bunlara dikkat ederse büyük oranda rahatlar. İnsülin soru, yani hızlı yükselmesi insülin... İşte burada yapılacak olan şey Doğal olan gıdayı tüketecek bak şimdi meyvede fruktoz ekmekte gluten bu konuyu açacağım ben değerli izleyicilerimin e, kafası karışık <laughs> ama burada bu işi doğru anlatmak lazım Hüseyin meyve yemeyin diyorlar evet. ne demek meyve yemeyin bal tüketmeyin diyor niçin tüketmeyecekmişim İçinde fruktoz var olsun hiçbir sorun yok. Ekmeği tüketmeyin içinde gluten var deniyor. Böyle saçma sapan şey olur mu? Bunu açıklayacaksınız. Neden? Eğer siz ekmeğe karşıysanız neden? Hangi ekmeği yemeyin? Bunu söyleyeceksiniz. Aksi takdirde böyle yemeyin demekle bu iş olmaz. Ben biraz sonra bu konuya gireceğim. Bakın bütün hastalıkların gıdayla ilişkisi vardır. Tükettiğiniz gıdayla. Eğer <laughs> gıdaları iyi tanıyorsanız hastalığınıza karşı hangisi uygun, hangisi uygun değil. Bunu belirlersiniz, ona göre beslenirsiniz ve özellikle de kronik hastalıkları, romatizma gibi, diyabet gibi, böyle yerleşik yüksek tansiyon gibi ne yaparsınız? Bu hastalıkları kontrol altında tutarsınız. Buna İngilizler management yani yönetilebilir, hastalığınızı yönetebilirsiniz. Hele hele bir de aklınızı kullanıp tıbbi bitkilerden destek aldığınızda ne yapıyorsunuz? Hem koruyorsunuz, hem önlüyorsunuz, hem de tedavi ediyorsunuz. Şimdi bu lafı söyledikten sonra şunun yanlış anlaşılmaması lazım. Tedavi ediyorsunuz deyince hekiminize gitmeyin veya hekime verdiği ilaçları kullanmayın, bunları kullanın şeklinde bir anlamın da çıkartılmaması lazım. Yani hastalığın ilerlemesini durduruyorsunuz. Tükettiğiniz gıdalara dikkat et.